Türkiye'nin büyük şehir sınırları altına girmesi ve birçok kentsel dönüşüm adı altında açıklanan projelerin ve yatırımların emlak piyasasındaki hareketlerini sizler için araştırdık. Bu konuyla alakalı Çakır Emlak İnşaat Taahhüt Sahibi Enver Çakır ile sohbet ettik ve bilgiler aldık. Çakır Emlak İnşaat Taahhüt Sahibi Enver Çakır. Yaz sezonunda daha hareketli oluyor ama fiyat açısından soruyorsanız fiyatlarda o kadar aşırı artış olmuyor. Şimdi dışarıdan gelen arkadaşlarımız böyle zannediyor ama o kadar bir fark, aşırı bir uçuk fiyatlar yok. Yani yazın iş yoğunluğu oluyor ama fiyatlara yansımıyor. Diyebiliriz yani. Yani yazında kışında aynı fiyatlar. Büyükşehir'in etkilerini daha 8-9 ay oldu büyükşehir olalı, seçimlerden sonra oldu. Bunun etkilerini zaman gösterecek. Daha büyükşehir kadrolaşma aşamasını yeni tamamlıyor. Bunu 2 sene, 3 sene gibi şeye yayarsak ancak o zaman büyükşehirin yatırımları geldikten sonra bu anlaşılır. Kültür Sarayı, Dere Yolu projesi, yani büyük yatırımlar geldikten sonra çevrede bir Ünye'de bir açılma olacak, bir düzenleme gelecek. Yani bunlar etkiler. Şu an büyük şehrin etkilemesi zor. Tamam. O zamanki başbakanımız, şu anki cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 2002 Kasım ayında göreve geldiğinde 3 yıl benden bir şey beklemeyin demişti. Aynı şekilde Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Enver Yılmaz Bey de 3 yıl benden bir şey beklemeyinden ziyade altyapılanmamız 3 yıl sürecek, daha sonra hizmetlerin geleceğini belirtiyor. Ordu Büyükşehir'le, Ünye, Fatsa ile birlikte daha büyük bir atılıma geçecek ve o zaman etkisi olacak. Büyükşehir'den fazla bir şey beklemek uygun değildir. Büyükşehir'in Ünye ve Fatsa ile birlikte daha da büyüyeceğine inanıyorum. Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı yatırımlarla birlikte Ordu daha da büyüyecektir. Emlak yatırım yapmak isteyenler bu 2-3 yıl içerisinde yatırımını yaparsa kazançlı olacaklardır.